Merhaba çocuklar, görsel sanatlar dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 23 Nisan cam süslemesi yapacağız. Biliyorsunuz 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünü kutluyoruz bu sene. Evlerde olduğumuz için de bu tarz süslemeler yapmak istiyoruz. Lütfen sizler de camlarınıza yapabileceğiniz en güzel cam süslemelerini yapın. Ben şu an size bir kedi merdivenini göstereceğim ve el ele tutuşan çocuklar göstereceğim. Eminim sizler çok daha güzellerini yapacaksınız. Öncelikle krapon kağıtlarımı seçtim. Kırmızı ve beyaz olmasını tercih ettim. Üst üste koydum. Aynı ölçüden kestim ki farklı boyut olmasın. Kestiğim krapon kağıtlarım burada. Kedi merdiveni yapmak için dik bir açı oluşturuyoruz. 90 derece. Birbirinin üstüne koyuyoruz farkındaysanız. Ve bunu buraya, bunu buraya. Çok basit. Bunu kağıtlar bitene kadar yapıyorsunuz. Sizin çok daha güzel yapacağınıza eminim. Çok daha yaratıcı fikirlerle bir şeyler yapacağınıza. Ben size şu an kısa şeklini göstereceğim. Çünkü videoda daha fazla uzatmak istemiyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Buradan kesiyorum. En sona kalan yaprakları ister zımbayla tutturabilirsiniz, ister piritle birbirine yapıştırabilirsiniz, bantla bile yapıştırabilirsiniz. Bunun uzun halini düşünün. Açıldığında bu şekilde olacak. Ben zaten burada yapmıştım, görüyorsunuz. Şu an size kısa halini gösterdim. Fakat kağıdın tamamına kadar yükseydim bu şekilde olacaktı. Şimdi size el ele tutuşan çocukları göstermek istiyorum. Bunun için istediğiniz renkte bir kağıt alıyorsunuz. Kağıdımızın boyutu önemli, ne kadar uzun yapmak istediğimizle alakalı. Aldığımız kağıdı bir ön tarafa, bir arka tarafa, aynı boyutlarda tekrar ön tarafa. Bu şekilde kağıt bitene kadar hızlı hızlı katlıyorum. Ve üstüne çocuk çizeceğim. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu şekilde bir saç yapıyorum. Önemli olan şey iki elinin de bu tarafa bağlantı halinde gitmesi ki kağıtlar birbirini tutabilsin. Bu şekilde bir çocuk çizdim. Şimdi kesmeye başlıyorum. Kağıdımı küçültüyorum. Kağıdı ne kadar uzun tutarsanız kesmesi o kadar zor olacaktır. Sen,
bütün çizdiğim çocuğun vücudunu kesiyorum. İsterseniz saçlarını daha farklı yapabilirsiniz. Üstünü daha farklı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şekilde çocuğumuzu da kestik. Tamam da açıyorum. Gördüğünüz gibi el ele tutuşan bir sürü çocuk olmuş oldu. Bunların her birini tek tek sizden farklı kıyafetler çizmenizi, kaş göz yapmanızı istiyorum. Bu şekilde olduktan sonra tabii ki farklı renkler halinde yapabilirsiniz. Bir kısmını bu renk, bir kısmını başka renk yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sonrasında da cama astığınızda çok güzel duracaktır. Ben bu şekilde yapmıştım. Çok basit birkaç tane süs göstermek istedim size. Daha güzellerini yapabileceğinizi biliyorum. Yaptıktan sonra eğer bana atarsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde.